diyor ki belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni geçici yenilik. Moda. Tebrik ederim. Hani moda dedik ya. Hem kısa hem küçük anlamında kullanılan Fransızca. Midi. Midi orta. Mini, mini. Mini o bize yeter. Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan uçan araç. Araç. Balon. Nedir? Balon. Balondur o. Diyor ki öğrencilerin, sporcuların, bazı mesleklerde çalışanların giydikleri tek tip giysidir. Forma. Bravo size. 500 puan daha. Cevabı şehvet olan seksüel şevk sorusuna verilen yanıttı. Şevket. Hayır. Değildi. Yine bir erkek ismi. Bakın. Yine. Şahane cevap. Hiç düşünemezdim açıkça söyleyeyim. Yine bir erkek ismiydi efendim. Behçet. Hayır. Çok zekisiniz ya. Daha da güzel olur da bu böyle bir dizide meşhur. Amcasının yengesi. Yengesinden hani. Ha öyle mi bir de? Behlül. Behlül dediler. Koyulaştırılmış üzüm şurubu. Pekmez. Vallahi çok iyi gidiyorsunuz. Mucip sebep sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Gerekli. Gerek. Siz. Gerek. Bunu yapmamdaki nokta nokta şudur. Başını bulduk, ekte sıkıntı gerekim. Var. Gerekim. Hani böyle hukukta gerekçe. Falan. Gerekçe. Gerekçe. Kararlaştırılan buluşma anlamında Fransızca kökenli bir sözcüktür efendim. Randevu. Randevu. 700 puan daha. Alt anlamı peşini bırakmamak, musallat olmak olan sözcük. Harf alabilir miyim? Alırız efendim. Çünkü bu anlama gelen çok kelime var dilimizde. Hele ki sokak jargonuna dalarsak. Bulaşmak yani... mı? Dalaşmak. Dalaşmak bulaşmak. Gibi değil de yani bu ayrılmıyor. Yapışmak. Yapışmak 700 puan değerinde. Deprem yankısı dedik efendim. Hani Allah korusun. Asıl sarsıntıdan sonra böyle hani bir küçük küçük hatırlatır ya kendini. Artçı mı? Neydi onlar? Artçılar. Ama iki kelime onlar. Artçı bir şey. Artçıysa başı üç harfli olmalı ikinci kelime. Artçı neydi o? Artçı. Böyle bir şaşkınlık. Şok. Nedir o? Artçı şok. Reaksiyon sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Bunu atlattık mı gerisi çocuk oyuncağı. Karşılık. İki kelimedir. Harf alalım mı? Evet. Harf hadi bir harf alalım. Alalım. Birini buldunuz neredeyse. Birini buldunuz kelimelerin neredeyse. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istiyoruz. Hah bak ı nerede? Karşı. Karşı. Reaksiyon göstermek. Karşı. Karşı. Atak. Atak mı acaba o? Etki. Nedir o? Etki. Teklifsiz konuşmada sinirlendirmek. Tek mi? İki kelime. İki kelime. Sinirden kaşınıyorum yani öyle canım sıkıyor. Uyuz etme. Nedir o? Uyuz etme. Nedir o? Uyuz etme. Uyuz etmek. Söz dinlemeyip kendi bildiğinde inat eden. Söz. Peki, harf alabilir miyim? Alırız. La. Ne anlamaz? Laf ne anlamaz mı? Laf anlamaz mı? Laf anlamaz. Kesinlikle öyle. Laftan anlamaz. Güven veren bir surat ifadesi olan aydınlık çehreli kişilere yönelik bir tabir. Nur yüzlü. Sığmaz efendim. İkinciyi hı-hı buldunuz. Tamam. Beş harfli bir sıfat lazım size. Hani böyle kirlenmemiş. Temiz yüzlü. Temiz yüzlü. Değil mi?